Merhaba sevgili arkadaşlar. Şu şekilde oturuyorum. Önceki videomda da bu şekilde oturmuştum. Bir takım rahatsızlığım var. Önümdeki sandalyeden destek alarak bu şekilde oturarak yayın yapabiliyorum. Evimi bir bakıma stüdyo gibi yaptım. İşte arka tarafta ışık var. Evimin ışığı yetersiz geldiği için ve salondaki ışık yetmediğinden dolayı hep aynı yerde yayın çekmek zorunda kalıyorum. Başka yerlerde de yayın çekmeyi deneyeceğim. Başka evimin başka köşelerinde, ama burada yayın çekmek bana daha kolay geliyor. Kusura bakmayın, hep aynı yerden size seslendiğim için farklı farklı yerlerden seslenemiyorum. Farklı şeyler de bilemiyorum. Farklı uygulamaları kullanmayı da bilemiyorum. Yayınım bitti. Küt diye kesildi geçenki namaz videom. Tabii ki devamını bekleyen arkadaşlar, namaz konusundaki devamını neler söyleyeceğimi bekleyen arkadaşlar var. Şimdi arkadaşlar, namaz, namaste. Hani bu şeylerin, Budistlerin yaptığı, Hinduların yaptığı şu eylem var ya, bu şekilde namaste. Yani iyilikler, esenlikler dilemek, selamlaşmak anlamına geliyor. Namaz kökü de oradan geliyor. Aslına bakarsanız Farsça bir kelime. Hani Kur'an'da da, şeyde de, kitaplarda da, orijinal metinlerde de kesinlikle namaz ibaresini göremezsiniz. Salat diye geçer tamamı. Salatın nasıl olması gerektiğini söyledik ve birkaç yer var ufak ufak değinmem gereken. Şimdi Kur'an'da geçiyor, korku ve seferde iken namazlarınızı kısaltın diyor. Orijinal haliyle iki rekatsa namaz, peki kısaltırsak nasıl olacak diyen arkadaşlarımız var. Benim de bu kafama takılıyordu. Bu namaz konusunu incelediğim yıllarda bir rekat arkadaşlar. Diğer kılmış olduğunuz, diyelim ki öğlen namazının şeysini, öğlen namazını 10 rekat kılıyorsunuz. Aslına bakarsanız en orijinal olarak 2 rekatı var. 2 rekat da sünnet, toplamda 4 rekat. Peki şey yapınca ne yapacağız? Yolculuk ve sefer anında ve korku anında, savaştayız örneğin, veya bir deprem oldu veya bir felaket oldu, korku anında bütün işi gücü bırakıp da namaz mı kılacağız? Aslına bakarsanız, istiyorsanız, arzu ediyorsanız, o da ve vakit de geldi, namazım da geçmesin diyorsanız, özellikle ibadete, namaz ibadetine bağlı olan insanlar için söylüyorum. Çünkü biliyorsunuz ibadetler de bir bağımlılıktır ve alışkanlıktır. Alışmayan insan namazı kılamaz. Alışmayan insan orucu tutamaz. Alışmayan insan hiçbir şey yapamaz. Ancak alışırsa yapabilir bunları, düzenli bir sisteme oturur, oturtabilir. Onları da sadece yolculuk anında ve kötü bir anda, zor durumdayken bir rekat olarak kılınıyor namaz. Ama o da bir kıyamı var, rükûsu var, secdesi var. Bir de tahiyyatta oturursunuz, şehadet getirirsiniz, tahiyyat bilmeyenler. Şehadet getirmesi de kafidir. En orijinal şekliyle namaz ibadeti de bu şekildedir. Ve Farsça bir kelimedir. Ayrıyeten Mekke müşrikleri de namaz kılan insanlardı, tapınan insanlardı. Tapınmanın zaten ana kaynağı, ana şeysi, şekli, ritüeli zaten secdeden ibarettir. Genel anlamıyla insanlar ayakta şeye başlarlar, duaya başlarlar. Ondan sonra tapınmak için secdeye doğru giderler. Secdelerini yaparlar, tapındıkları şey neyse. Bu Budistlerde de aynı şekildedir. Secde şeklindedir, ruku şeklindedir. Önce eğilirler, sonra secdeye giderler. Müslümanlarda da böyledir, Yahudilerde de böyledir. Hristiyanların namaz ibadetiyle ilgili pek bir şeyleri yok. Namaz kılmıyorlar Hristiyanlar. Daha çok onlar mabetlerde ibadet ederler. O yüzden de şapelleri vardır. Şapellerinin haricinde dua edemezler örneğin. Kilise şeysindedir. Şapellerde 2-3 ev arayla şapel koymuşlar. Şeyde, Yahudilerde de böyledir. Yani kesinlikle şapeller haricinde, yani o kiliseler haricinde, havralar haricinde hiçbir yerde ibadet edemezler. Ama İslam peygamberinin hadisleri var. Bana 5 şey, diğer peygamberlere verilmeyen 5 şey verildi. Toprağın temizleyici olması,
Ondan sonra atın üzerinde namaz kılıyor olmak, sonra korkuyla yardım olundum. Ondan sonra teyemmüm bana kolaylık verildi. Teyemmümle toprakla temizlenme bana verildi. Başkalarının benim adımı anmalarından kaynaklı korkuyla ben yardım olundum diyor. Diğeri de diğerlerine verilmeyen şeylerden bir tanesi de diyor. Ben yeryüzü bana mescit kılındı. İstenilen her yerde insanlar ibadet edebilir, dua edebilirler diyor. Bu şeye Muhammed'e has bir şey şekli. O zaman diyorsunuz niye bu kadar çok cami var? Niye bu kadar çok mescit var? Camiler ve mescitler şeyden sonra kurumsallaşmaya başladılar. Atatürk'ün Diyaneti kurmasından sonra kurumsallaştılar ve eskiden de camiler vardı. Çok büyük camiler vardı. Örneğin İstanbul'daki büyük camiler var. Ondan sonra Bursa'da büyük camiler var. Buralar Osmanlı Devleti'nin şeyleri olduğu için başkentleri görevini gördüğünden dolayı ve payitahtta özellikle İstanbul'da olduğundan dolayı ve halifenin adına hutbe irad edilmesi gerektiği için halkı da toplamak adına o kadar büyük camiler yapılıyordu. Şimdi zaten Adımbaşı Camii var. Bu kadar büyük camiye gerek var mı? Bana kalırsa yok. Camilerin kurumsallaşmasından sonra imamlara maaşlar bağlandı. Devlet din görevlilerine maaşlar bağlanması gerekti. Eskiden zannedersem köyün şeyleri yapıyormuş. Yani ya da o beldenin camiye gelenleri yapıyormuş. O imamın maaşını onlar öderlermiş falan. Sonra kurumsallaşınca Diyanet'in kurulmasıyla birlikte şimdi de Diyanet devletleşti. Ve laik devlette her yerden toplanan paralarla ister meşru olsun, ister gayrimeşru olsun, ister dinin helal kıldığı olsun, isterse haram kıldığı olsun, ne olursa olsun, nasıl bir gelirle elde edilirse edilsin, imamların maaşı laik devletin şeysiyle ödeniyor, imkanlarıyla ödeniyor. Kur'an'da da Yasin suresinde de sizden ücret istemeyenlere uyun diyor. Ne olacak bu sefer? İmamlık diye bir meslek olması gerekiyor mu? Olmaması gerekiyor mu? Bunları sizin takdirinize sunuyorum ben. Bana kalırsa imamlık diye bir mesleğin olmaması gerekiyor. Ve imamların bu kadar çok maaş alıyor olmaları bugün yani kendi başımıza ibadet edebilecekken yani ibadet etmemiz özgürken, ibadet edebilirken bunların hiçbir şekilde dinin buna bir mecburiyeti yok. Hani İslam'ın bu dininin buna bir mecburiyeti olsa hadi anlarım yani devlet tarafından görevlendirilen imamların bir otorite olması amacıyla tek elden vaazların çıkmasını, tek elden her şeyin oluşmasını anlayabilirim bir noktada, anlayabiliyorum da. Ama din zaten her yere, her açık alanda namaz kılmayı, her açık alan olsun, kapalı olsun, her temiz olan yerde namaz kılmayı kolaylaştırmış. Yani bunun için bu kadar büyük yatırımlara, bu kadar büyük paraların dönmesine, örneğin Diyanet'in sağlık sektöründen daha çok geliri olmasına, İşte imamların maaşlarının hemşire maaşlarından, öğretmen maaşlarından daha fazla olmasına ben taaccüp ediyorum açıkçası. Yani bir hemşire örneğin yani kanınızı alıyor, idrarınızı alıyor, bakıyorlar, inceliyorlar. Ondan sonra size hasta olarak bakıyorlar. Öğretmenler, hakeza çoluğumuzla, çocuğumuzu, her şeyimizi onlara emanet ediyoruz. Bu kadar çok yoruluyorlar. Kaç kişilik sınıflarda öğretmenler, bir de bunların hani kadroludan hariç bir de sözleşmeli öğretmenler var ki onlar asgari ücretin de altında maaş alıyorlar. Maalesef bir adaletsizlik, bir gelir dağılımında bir yanlışlık var. Bu anlamda da Cumhurbaşkanının
Danışmanlarının görevini doğru düzgün yapmadıklarını düşünüyorum ben açıkçası. Yani böyle olmaması gerekiyor. Bu kadar çok tepki almasının nedeni bu adaletsiz gelir dağılımı. Ondan sonra işte milletvekilleri, emekli milletvekillerinin, işte emekli cumhurbaşkanlarının, emekli başbakanların, emekli bakanların hala daha bir sürü maaş alıyor olmaları vesaire. Öte yandan gariban insanların bir emekliye örneğin verilen miktar ne? Şeye verilen miktar. Emekli zammına bu hafta bir şey aldık, örnek aldık. Din bu mu yani? Hani dini anlayış da bu kadar çok büyük uçurumların olması mı gerekiyor? Hani siyasal İslamcılık hakikaten yani artık bariz bir şekilde zannedersem özellikle yapıyorlar bunu. Ya da Cumhurbaşkanı'nın pek çok konudan haberi yok. Yani şimdi her şey bir tek kişinin ağzında kaldı ya bu şeyden sonra, referandumdan sonra Cumhurbaşkanı seçtik. Yani Cumhurbaşkanı'nın muhtemelen pek çok konudan haberi olmadığını düşünüyorum ben arkadaşlar. Müsaadenizle. Sonuç itibariyle arkadaşlar, kusura bakmayın pencereye bakmak zorunda kaldım. Sonuç itibariyle bir adaletsiz sistemdeyiz. Artık bunu siyasal İslamcılar nasıl düzeltirler, ne yaparlar bilmiyorum. Ancak bu videoyu izleyenler mutlaka Sayın Erdoğan'a bunu ulaştırsınlar. Yani artık insanların, toplumun arasındaki bu gelir dağılımı son derece mesafeyi açtı. Çok ciddi anlamda mesafe açıldı. Buna muhalefet ciddi eleştiriler getiriyor, göğe getiriyor. Ben muhalefetin de bir takım yerler tarafından yönetildiğini düşünüyorum açıkçası. Çünkü zaten toplum birkaç akılla yönetiliyor. İktidar da muhalefet de aynı elden yönetildiğini düşünüyorum. Gerçek vatanseverler lazım ülkemize. Neyse siyaset gündeminden çıkalım. Ağır gündemler çünkü. Hani ben devletin bu konuda ciddi adımlar atması gerektiğini düşünüyorum ki bu kadar büyük aradaki uçurumlar artık kapansın. Çünkü devlet demek otorite, güç olmakla birlikte adaletin de merkezi olması gerekiyor. Yani bir anne baba düşünün yani çocuğunun bir tanesine her şeyi verirken diğerlerinden esirgiyor. Olur mu böyle şey diyorsun? Birine her şeyi veriyor, öbürüne hiçbir şey vermiyor. İşte yani devlet de herkese her şeyi temin ederken, kendi yanındakilere özellikle her şeyi verirken halkını da tabandan tavana kadar düşünmek zorunda. İşte örneğin mesela devletin benden bu durumdan nasıl haberi yok? Devletin haberi olmamasının imkanı yok. Devletin her şeyden haberi olur. Yani düşünsenize yani uydularla her an izlenebiliyorsunuz. Şak diye sizi bulurlar, tak diye nerede olduğunuzu bulabilirler, keşfedebilirler. Devletten saklı, gizli hiçbir şey yapılamaz. Örneğin vergi kaçırılamaz. Ondan sonra örneğin işte trafikte kırmızı ışıkta bile geçilemez devletten habersiz. Devletten habersiz hiçbir yani kuş uçmaz aslında. Hani otorite dediğimiz şimdi şeyde öyle değil midir? Hani Allah olan inancımız da öyle değil mi? Allah uçan kuştan haberdardır. İşte yere düşen yapraktan haberdardır. Her şeyden haberdardır demiyor muyuz? İşte devlet aslında o makamda olduğu için her şeyden haberi var. Ama devletin başındakine her şey haberdar ediliyor mu? Yani o makamı da duran görevli bugün o makamda görevli olarak duran Tayyip Erdoğan. Tayyip Erdoğan'a her şey haberdar ediliyor mu? Her şeyin farkında mı? Her şeyin farkında mı yoksa yanındakiler mi onu şey yapıyorlar, geçiştiriyorlar ya da doğru bilgiyi vermiyorlar? Bununla ilgili de bir düşünmemiz gerekiyor diye düşünürüm. Ben muhalifim.
Hatta muhalefete de muhalifim, mevcut muhalefete de muhalifim. Şundan dolayı gerçekleri her iki tarafında adaletli bir şekilde şey yapıyor olması lazım. Analiz ediyor, anlıyor olması lazım. Ondan sonra örneğin muhalefet, ya hani bu kadar çok haksızlık ve adaletsizlik var, hadi biz sineği millete dönelim, şey yapalım dediler mi? Diyorlar mı? Demezler. Neden? Çünkü o mevcut bulundukları durumu korumak istiyorlar. Gelir tatlı geliyor. Hani milletvekilleri maaşlarını alıyorlar ve oturuyorlar aşağıya. O yüzden sevgili arkadaşlar, sizlere bu videomla ilgili bu kadarını söyleyeceğim. Namazı çok kafaya takmayın. İbadetler kişinin kendini rahatlatması içindir, meditasyondur. Bunları şey yaparken de, ibadetleri yaparken de kendiniz için yapın. Ne kadar Allah rızası için diye de niyet etseniz, ibadet yaparken asıl olan odur. Ama aslında kendinize yapıyorsunuz. Çünkü onun, yaratıcının böyle bir gece gündüz bana rükû edin, secde edin ve benim için mabetler yapın, koca koca camiler inşa edin. Ondan sonra işte altın oluklu bilmem neler olsun, altından kubbeler, böyle bir ihtiyacı ve isteği yok. Zaten malikül mülk, tebarikellezi biyedihil mülk ve huve ala külli şeyin kadir diyor. Her şey, o her şeye kadirdir ve mülkün sahibi odur. Yani bunun mülkün sahibi oysa, işte cami Allah'ın evidir. İşte Beytullah diye isim koymuşlar Kabe'ye. Beytullah. Neyse. Yani bütün bunların hepsi de insanların koyduğu şeylerdir. Az önce bir arkadaşım aradı. Ya işte bize hocalar diyor ki dedi, namaz kılmayana kabirde ilk hesap sorulacak. Hangi hocalar diyor? O hocalar bunun nereden olduğunu iddia ettikleri şeyin kaynağını söylesinler dedim. Bilmiyorum dedi. Ya hocalar söylüyor. Hocalara da öyle öğretildi. Hani Kur'an'da diyor ya, hani Kur'an'da diyor ya, atalarınız, ya biz atalarımızı bu din üzerinde gördük. Ya atalarınız doğruyu bilmiyorlarsa, ya atalarınız diyor yoldan saptılarsa, ya gerçek atalarınızın bildiği gibi değilse, yani atalarımız bildi diye her şey atalarınızın iddia ettiği şekilde, atalarınızdan gördüğü şekilde olacak diye bir kaide veya kural bu nereden icat ediyor? Yani kabir azabını kim icat etmiş mesela? Kabir azabı diye bir şey yok. Yani bu hiçbir yerde yok yani. Kim icat etmiş bunu? İşte namaz kılmazsan kabrini Allah bir sıkar, kemiklerin birbirine geçer. Tekrardan şey olurmuşsun, kemiklerin bir araya gelmiş. Tekrar sen zaten ölmüş gitmişsin. Senin cesedini yaksalar ne olur yani? Parçalasalar ne olur yani? Kemiklerini tek tek ayırsalar, blenderdan geçirseler, mikserlerden geçirseler ne olur yani? Sen canlı değilsin ki, ölüsün artık. Bu Kur'an'a da ters. Hani Kur'an diyor ya, siz ölülere işittiremezsiniz. Kur'an'a da ters, yani dine de ters bu. Senin kemiklerin şey yapılacakmış, sıkılacakmış, tekrardan olacakmış, tekrardan. Ölüsün sen yani. Hani mezarda tekrar dirileceksen, o zaman onun bir mantığı, açıklaması olur mezarda. Mezarda nasıl tekrar dirileceksin? Mezarda diriliş yok ki. Öldün mü? Ölmüş oluyorsun. Artık ruhun başka bir boyuta geçmiş oluyor. Hücrelerin bir miktarı canlı kalıyor. Onlarla da saçın tırnağın bir süre daha uzuyor. Ondan sonra öldükten sonra, mezara konduktan sonra şişiyorsun, 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 şişiyorsun. İçerideki şeyler çürümeye başlıyor ondan sonra da. Yani durum bu. Ondan sonra senin vücudun azap çekmiyor. Zaten hani mesela uyku halindesin. Uyku halindeyken kötü rüya görüyorsun. Vücudun nerede senin? Vücudun yatakta. Rüyayı nasıl görüyorsun? Rüyayı gidiyorsun, geliyorsun, işte acı çekiyorsun, rüyanda koşturuyorsun, ediyorsun, yoruluyorsun. Ondan sonra bedenin acı çekmiyor ki, ruhun acı çekiyor. Onun gibi yani. İşte ruh acı çeker. Ruh daima, vicdan mesela.
Vicdan devamlı olarak seni şeyde, teyakkuzda tutar yani. Yaptığın her adımda, yaptığın her eylemde. Asıl mesele budur işte yani. Burada şey, insan olarak bakın, iyi insan olmaktır. İşte yani bırakın yani dindar olmayı. Hani şimdi dindar olmayan insan iyi insan olduğu zaman iyi insan olmuş olmuyor mu yani? Hani sizin dininiz var diye ahlaka ihtiyacınız yok zannediyorsunuz diyorlar ya, haklılar. Dindar insanın ahlaka ihtiyacı yok mu? Dindar insanın iyiliğe ihtiyacı yok mu? İyilik yapmaya ihtiyacı yok mu? Veya dindar olmayan insanın iyilik yapma, iyilik evrenseldir. İhtiyacı yok mu? Dindar olmayan insanın da iyilik yapmaya ihtiyacı var. Dindar insanın da iyilik yapmaya ihtiyacı var. Yani işte bu deisti, bu ateisti, bu dindardı, bu aleviydi, bu sünniydi, bu bilmem neydi, bu oydu, bu. Bunlar artık geçeceğiz. Biz sadece empati yaparak, empati en büyük ibadetlerden bir tanesidir bence. Kendini başkasının yerine koymak. Hatta bununla ilgili Buhari'de geçer güzel bir hadis vardır. Der ki hadiste, sizden biriniz din kardeşi için, kardeşi için istediğini, şey, kendisi için istediğini kardeşi için istemezse gerçekten iman etmiş olmaz diyor. Şimdi ben bunu istiyorum ama hani bu benim için böyle ama kardeşim için de istemeliyim. Yani komşum için, işte sokaktaki için, akrabam için, yoldaki için, gördüğüm her bir canlı için istemeliyim. Fikir bu olmalı yani. Empati yapabilmek, kendini başkasının yerine koyabilmek. Asıl olan budur. Asıl olan bu. Yani bunu yapabiliyorsa, iyi bir empati kurabiliyorsa, canlıların hepsiyle, sadece insanla değil, o güzel bir insandır. Okey deriz, iyi bir insandır. O insanın vicdan, insanın içindeki tanrıdır felsefesiyle, o insanın içindeki tanrıdır zaten yani. Her insanın kendi vicdanı kendi hesaba şey yapar, sokar. Yani devamlı hesap içerisindedir. Devamlı kendisini muhasebe, hani hasibe enfusikum kable en tuhasib diyor ya, hani nefisleriniz hesaba çekilmeden evvel hesaba çekin kendinizi. Yani devamlı olarak terazide tutun. Doğru mu yapıyorum, yanlış mı yapıyorum? Ha, yanlış da yapabiliriz bazı şeyleri. Biz insanız yani. Yanlış yaptım diyerekten de o yanlışın üzerine yanlışla devamlı gidilmez. Yanlış yaptıysan yanlıştan bir doğruya doğru dönmeye başlarsın sonra. Vezine enfüseküm gable entüzeni, tartınız kendinizi diyor. Neye? Tartılmadan önce kendiniz tartarsın bir ya. Hani biz düşe kalka insan olarak insanlığımızı, insanlık vazifelerimizi, ondan sonra merhamet ve şefkat duygumuzu ön plana çıkartarak düşe kalka insan olacağız. İyi insan olacağız nihayetinde ve iyi boyutlara, yani o boyutlarda ölünce de farklı bir boyuta, yani çünkü enerji ölmüyor, senden bir enerji var, o enerji ölmüyor. Enerji yani buna kuantum deniyor, kuantum fiziğiyle de açıklanabilir bir şey. Durum bu arkadaşlar, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bu videoya, namaz videosuna ilave olarak bunları da alabilirsiniz. Sevgiler hepinize de.